Evet, birliğe harç, dirliğe temel. Aydınlık gazetesi bugün bu başlıkla çıktı. Horasan Erenleri Derneği'nin temelini attığı Cemevi Külliyesi'ne ilişkin. MHP'nin bağışıyla yapılacak Cemevi'nin temeli atıldı. Birliğe harç, dirliğe temel. Alevi kültürü ve Cemevi Külliyesi'nin temel atma töreninde ABD ve AB'nin Alevi yurttaşlarımıza kurduğu tuzaklara dikkat çekildi. Tam bağımsızlık, birlik ve dayanışma vurgusu yapıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin arsasını bağışladığı Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu'nun yapımını üstlendiği külliye için yapılan törende konuşan Federasyon Başkanı Mehmet Şahin, Türkiye emperyalizmin kuşatması altında, bu kuşatmayı kırmak için üzerimize görev düşüyor. Yeni yüzyıla omuz vereceğiz dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, külliyenin siyaset üstü bir konu olduğunu söyledi. Yıldırım, cami de bizim, cemevi de bizim dedi. Ardından Alevi dedesi Hüseyin Öz'ün dualarıyla temel atma düğmesine basıldı. Törene Vatan Partisi çok sayıda üyesiyle katıldı. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı da o törende bir konuşma yaptı. Lokmalarında Hünkar Hacı Bektaş Veli dergahında kabul ve makbul olan. Dil bizden, nefes hazreti bizden olan. Nevşehir'in Hacı Bektaş ilçesinde 6 dönümlük arsa üzerine yapılacak Cem Evi'nin temeli törenle atıldı. Hayırlı olsun. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Erkek dişi sorulmaz muhabbetin dilinde. Hakkın yarattığı her şey yerli yerinde. Yoğun katılım gözlemlendi. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı kürsüden önemli mesajlar verdi. Tören yalnızca bir temel atma töreni değildir. Bu bir meydan okumadır. Bu milleti bölmek, parçalamak isteyenlere, etnik mezhepsel boğazlaşma çıkartmak isteyen emperyalistlere, Alevi'yi Sünni'den, Sünni'yi de Alevi'den ayırmak isteyenlere, hatta Hazreti Ali'yi, İslam'ı Alevilikten ayırmak isteyenlere, onları uydurmak isteyenlere, o Amerikalardan, Almanyalardan fonlanan çaresizlere büyük bir meydan okumadır ve bir yanıttır. Çünkü Horasan Erenleri Federasyonu, Alevi de biziz, Sünni de biziz, hepimiz Türk milletiyiz diyerek bu değerleri bağımsızlık bayrağımızın altında, Türk bayrağımızın altında birleştirmektedir. Bursalı'nın konuşmaları yoğun alkış aldı. Birlik ve beraberlik vurgusu öne çıktı. Alevi yurttaşlarımız, Türkçemizi, Türk halk kültürünü, dilimizi, maneviyatımızı ve büyük erdemlerimizi 1000 yıl öteden bugünlere taşıdılar. O büyük erdemlere bugün çok ihtiyacımız var. Paylaşmak, sevmek, sevilmek, elsever olmak, bireyci olmamak. Vatan Partisi Genel Sekreteri sözlerine Büyük Ozan Aşık Veysel'in dizeleriyle tamamladı. Kimse bu milleti bölemez. Kimse Alevi'yi Sünni'den ayıramaz. Kimse Hazreti Ali'yi, İslam'ı Alevilerden ayıramaz. Çünkü Alevilerimiz Türkiye cephesinin, Türk milletinin, bağımsız, üreten, layık Türkiye Cumhuriyeti'nin en temel harcıdır. Veysel, sapma sağa sola. Sen Allah'tan birlik dile, ikilikten gelir bela, dava insanlık davası. İşte insanlık davasının bu güzel kalesine omuz veren, güç veren siyasi partilerimize ve değerli canlarımıza çok teşekkür ediyoruz. O insanlık davasını 100 yıllara, 1000 yıllara taşıyacağımıza eminiz. Genel Başkanımız Sayın Doğu Perinçek'in sevgi ve saygılarını iletiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Projenin yapımını üstlenen Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Şahin, emperyalizme geçit vermeyeceklerini söyledi. O zaman candan aramızda küçük nifakları sokmak isteyen, emperyalizmin oyununa gelerek birbirimizi bölmeye, birbirimizi ötekileştirmeye gerek var mı? Gerek yok. Çünkü herkes aynı anadan doğdu. Hepimiz Ürgen geldik ve Ürgen gideceğiz. Projenin yaklaşık maliyeti 66 milyon TL olarak açıklandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım konuşmasında Türkiye üzerinde oynanmak istenen oyunlara dikkat çekti. Avrupa'da, Almanya'da Ali'siz Alevilik, Ehli Beyt'siz Alevilik, 12 imamsız Alevilik gibi bir akım geliştirilmekte. Türk'ü kendi devletine, kendi ülkesine düşman etmek için böyle bir akım geliştirmektedir. Bizim arzumuz Alevi inancını yaşasın. Cami de bizim, cemevi de bizim. Alevi de bizim,
Sunni de bizim. Kürsü konuşması kendisine gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, milletin bölünmez bir bütün olduğunu belirtti. Bizi ayrıştırmaya çalışanlara inat, birlik ve beraberliğimizi muhabbet ve sevgiyle Türkiye yüzyılında da yeni atılımlarla sürdürmeye devam edeceğiz. Projeye göre Cemevi iki kattan oluşacak. İki tane toplantı ve konferans salonu, kütüphane, derslikler, yemekhane ve 60-70 kişilik bir misafirhane olacak. Dergahın isminin de Horasan Erenleri Hacı Bektaş Cemevi olması planlanıyor. Arif Yoldaş Altıok, hizmet için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Umarım hep birlikte Hünkâr Hacı Bektaş Veli's yolunda, bu yolumuza, bu inancımıza, bu 750 yıldır değişmeyen ve gelişen hünkârın yolunda güzel hizmetler veren bir cemevimize kavuşacağız. Sayın Başkanım da... Evet...